Gelinlik fuarı kapsamında düzenlenen bir defilede. Bak kimler var. Demet Şener, Özge Ulusoy, Şebnem Şefer, İvana Sert, Sema Şimşek, ünlü mahkemeler gösterdi. Bu saydığın yani artık değil mi? Kırkından sonra. E tabi. Öyle mi oluyor diyorsun? Ne? Yani onlar çünkü hala podyumların en güzel yürüyen kadınları. Yani o dönemde ya da fiyat olarak biraz daha ucuz. Türkiye'de damgasını vurmuş. Şimdi bak böyle kıyaslayabilirsin aslında. Yani hepsi 45 yaş üstü kadınlar hiç ya. Hiç önemli değil. Sen nasıl sahnede durduklarına bakman lazım. Duramamış ki düşmüş hem işte. Hem cinslerim burada sonuna kadar. İki aynı yaş dönemindeyiz. İki. Ha o zaman. Onların isimleri. Sen de yoksun o zaman diye sorarım sana. Ben manken değilim. Ben hiçbir zaman podyumda yürümedim. İşim olsaydı inan bana yürüyor olurdum bir. Aynen öyle. İkincisi bütün bu insanlar isimleri bilinen insanlar. Yani bugün sen yeni mankenlerden kaç tanesinin ismini bana sayarsın say bakalım 3 tane çıkaramazsın. İlgim değil ki benim de. İlgin değil ama bak bana bu isimleri ezbere biliyoruz. Ve defilede maalesef Sema Şimşek. Çünkü bir dönem mankenler çok meşhurdu. Bir dönem. Bir dönemdi ama. Geçti. Evet, meslek olarak da tabii ki podyumda çok fazla defileler yapıldı. Özel defilelere çıktılar vesaire evet. Bildik onu hocam. Hep evet, Sema Şimşek kıyafetinin azizliğine uğradı ki Sema Şimşek podyumların en güzel yürüyen isimlerinden biridir. Ama maalesef onun da başına ya, bir şey gelmiş. Fena bir bakalım şu görüntülere buyurun. İzmir Abiye ve Gelinlik Fuarı'nın en büyük defilesi podyumun efsane mankenlerini buluşturdu. 80 parça abiyenin tanıtıldığı defilenin açılışını Demet Şener yaparken Özge Ulusoy, Vilma Eles ve Ece Gürsel de podyumdaydı. Defilenin en talihsiz anları tecrübeli model Sema Şimşek'in catwalk'ı sırasında yaşandı. Sema Şimşek eteğine takılıp düşerken bu talihsiz anlar kameralara böyle yansıdı. Manken arkadaşları defilenin finalinde Sema Şimşek'i böyle teselli etti. Podyumda düşen Sema Şimşek'i arkadaşları röportajla da teselli etti. Meslek hayatımda 31. yılım ve dolayısıyla hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi ve çok utandım. Gerçekten çok utandım. Yani belki de mesleki o profesyonellik bir gururuma yediremedim onu. Gerçekten arkada da ve sonrasında podyumda da çok destek oldular ama dediğim gibi biz ailelerimizden çok birbirimizi gördük. Evet. Öyle iş dönemlerinde çalıştık ve kardeşiz hepimiz. Biz de ağladık onunla. Dedim evet ki ona ya. Sen Sema Şimşek'in ya öyle. Düşmen bile. Tabii olay ya. Dedim, boş ver dedim. Hep o cümle kulağımda. Bir de hakikaten çıkamayacak Sema gibi hissettim çünkü zaten. Gerçekten çok titriyordum. En iyilerden. Evet. Ya utanılacak bir şey yok. Tabii canım. Burada çok canım büyük yani bir iş şey kazası olsun. Deyip tabii. De gerçekten ama bakanların içinde şöyle hay Allah dedi. Tabii canım durum. Aklımız çıktı bir anda. Ben çok da üzüldüm. Çünkü gerçekten su gibi yürüyen bir insan podyumda. Sema çıktığında şöyle bir bakar büyülenirsin. Her zamanki endam ve güzelliği yine de çok güzel. Bir talihsizlik olmuş. Bir kaza hepimizin başına aynen. Gelebilir. Öyle podyumda ay, yürümek, bak. Sahneye çıkmak, bu işleri yapmak öyle göründüğü kadar kolay falan değil. Biz de insanız değil. Aynı zamanda. Nazar boncuğu olmuş olsun Sema'cığım. İnşallah. Büyük geçmiş olsun. Ben dizinde inşallah bir şey yoktur ya. Evet. Ben en son bu Londra'da biz Cumhuriyet balonumuzu sunduk ya. Orada evet. Bir vals yapma sırasında sevgili Ebru'cuğumun eteğine takılıp da aman Allah'ım düşeceğim diye çok korktum Ebru. Vallahi korktum. Evet. Şöyle bir şey kolay olsaydı yönetmek. Fena mı olurdu diyormuşum. Ama orada nasıl yani hani onu nasıl ayarlayamadılar acaba ya? Eminim ki bir dolu da şey yapmışlardır. Test mi ne denir? Prova yürüyüş canım. Prova yapmışlardır falan. Ama işte demek ki orada hani ama böyle bir... Ama kostümle prova yapılıyor mu acaba? Yani bilemezsin ya. Ya. Kim bilir neler düştü. Neler giydi bugüne kadar ama işte gözüküyor. O ucu ayağının altına girdi öbürü de onun üzerine battı. Çünkü normalde mahcubiyeti onu o savururdu. Canım bir mahcubiyeti de var. Ay çok üzüldüm. Ama arkadaş bazı arkadaşlar da yere kapaklandı bilmem de diye manşet atmayın kardeşim ya. Aa, kapaklanma evet. Falan yok öyle bir şey yok yani. Hafif takılmış. Üzücü. Olabilir. Hemen ayağa da kalktı zaten. Aynen öyle. Ya sonra tekrar bir başka kıyafetle de çıktı sahneye çıkmaya da bilirdi. Podyuma. Peki buyurunuz. Gelinlik ve abiye. Abiye hangisi ya? Şimdi bunlar abiye. Bunlar bu. Kızlar dikkat evet. Abiye aman.